tartıştığımız hususun zaviyesini değiştirmek istiyorum naçizane. Kıymetli hatipleri dinledim. Esasen yanlış yerden bakıyoruz. Niye? Haddim olmadan. Tüm bu yaşanan safahat içerisinde bir algısal yönetimi deruhte edemeyen bir zihniyeti tartışacağız. Nedir o? Bir, kıymetli Ersan Şen ifade buyurdular. 17-25 Aralık ilgisi yok. Bir, neden? O tarihte kendisi de avukatlık yaptı dosyada biliyorum. Biz de vazife aldık. Hadisenin başından itibaren bir montaj ve kurgu savunması vardı. Bakınız burada soruluyor. Ekrem Bey'e önemli bir ulusal kanalda usul hatası olmuş diyor. Ekrem Bey gibi olağanüstü zeki. Hadi biraz tartif edeyim. Olağanüstü çabuk cevap ve reaksiyon yeteneğine sahip bir insan. Efendim bunlar külliyen montaj, şantaj. Bunun içinde boğulacaksınız demiyor. Bilakis ikrar ediyor ve fakat çok tehlikeli bir cümle kullanıyor. Çünkü siyasi partiler kanunuyla cevap vereceğim. Okumadıkları, bilmedikleri. Naçizane haddime söyleyeyim. Mesleğe ilk başladığımda 2001 yılında kıymetli üstadım geldi dedi ki Aykut Özaran, Sami Mutlu Dödersen önce 1136 sayılı avukatlık kanunu öğren. Onları sonra öğrenirsin, borçlar kanunu, ticaret kanunu, usulü, hukuku. Önce bir mesleği öğren dedi. Bizim de koca koca siyasetçilerimiz 2820 sayılı siyasi partiler kanunundan bir haber. Kıymetli hocam Ersan Şen CHP tüzüğü diyor. İnan hocam onu da bilmiyorlar. Biz bu yayınlarda anlattık CHP tüzüğünde. Tanju Özcan vakasında anlattık. Aa öyle mi dediler. Onu da yanlış yapmışız diyen siyasetçiler oldu. Şimdi hadise nasıl vuku bulmuş? Bakınız sevgili Kenan Kıran, Sabah Gazetesi İstihbarat Müdürü, çok da önemli bir gazetecidir. Sessiz sedasız bu işleri yapar. Yani çok önemli bir ismi yoktur ama doğru gazetecilik ve haber takibi yapar. Bir takım tweetler silsilesine girdi. Hoş, adı da değişti, X. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı işi mi diye ve hadiseyi gündemde tuttu. Kıymetli üstadımın da ifade ettiği gibi Ekrem Bey'in sahibi bulunduğu ifade edilen İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz ve silsile-i meratipte bir takım isimler zikredildi ve bunlarla ilgili olarak kamuoyunda bir hadise zuhur etti. Sayın Bakan'ın ifadesi çok açık Sayın Aktaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı diyor, nokta. Başlatacak demiyor. Talimat verdim demiyor. Benim kulağım duydu. Bir ifade. Hocanın eleştirileri başkan dedi. Ama biliyorum benim kulağım duydu. Müsaade buyurunuz. Bakın çok sakin bekledim. Kıymetli hocam, sayın üstadım da benden çok daha iyi bilirler. Zatallerin malumlarıdır. Bizim bir 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunumuz var. Bunun 160 ve 161. maddeleri Cumhuriyet Savcısının suçları esen muttaliyetini düzenler. Şimdi bu askeri yargıda böyle değildi. Ben askeri hakimlik yaptım. Bize kolordu komutanı, 6. kolordu da emir verirdi. Soruşturmaya gir diye. Soruşturmaya gir emri olmadan biz giremezdik. Komutanın emri. Ordu komutanı varsa ordu komutanı. Şimdi sivil ceza mevzuatımız gereği Cumhuriyet Savcısı. Bir daha ifade ediyorum bakın. Hiçbir mesleğin önünde Cumhuriyet ifadesi yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk soruyor. Neden Cumhuriyet Savcısı koyduk diyor. Döneminde Adalet Bakanı. Efendim diyor, günü geldiğinde ben de bir hata yapacağım. Zatınız da yapacak. Kamu adına, yani cumhurun, halkın adına zatı devletleriniz de beni de onlar soruşturacak, tahkikat eyleyecek diyor. Cumhuriyet hakimi de yoktur onun için. Cumhuriyet avukatı da yoktur. Ha biz cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlıyızdır. Hukuka, alaka, mesleğin onur ve ilkelerine bağlı kalacağımızı and içerek meslek ifasına başlarız. O hadise farklıdır. Onun için Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatmıştır diyor. Ve biz de çok mahirdir inanın gazeteciler. Hemen uzatırlar. Spontane, improvize cevaplar beklerler. Halbuki Adalet Bakanımız daha sakin, daha teyenli cevaplar verebilir mi? Verebilir. Ama anlık cevap beklerler. Ya bakana bak, tek kelime cevap bile veremedi. İçişleri Bakanı'na soru soruyorlar. Ben de oradaydım 7 Ekim kongrede. İşte plaka Kayseri geldi, saldırı oldu İçişleri Bakanı. Hemen cevap bekliyorlar. Ya Sayın Bakan dedi, bir dakika, bir soruşturma devam ediyor. Jandarma boyutu var. Bir durun. İşte bakan muttali değil, bir haber. Hayır. Vakıf ama soruşturmanın güvenliği gereği el an cevap vermemesi lazım gelir. Şimdi ne oluyor? İşte en büyük hataları burada. Kıymetli hocam söyledi. Canan Kaftancıoğlu boyutu veya Ali abi söyledi. Özgür Çelik apar topar bu metni kaleme aldırıyor. Yapma arkadaş, dur. Çok da düzgün bir insan, takip ediyorum. Çok zorlu koşullardan gelmiş, tırnaklarıyla gelmiş. Özgür Özel'e
bu seçimi kazandıran adamdır Ekrem Bey'in şemsinde. Diyor ki alel usul, bakın bu kadar hızlı yazmayın. Sarıyer ilçesindeki CHP il başkanlığının alımı hadisesidir diyor. Başlıyor avukat meslektaşı yerden yere vuruyor. Onun yazanesi. O diyor şantaj amaçlı bu görüntüleri onun metninde var. Defalarca önümüze getirdi diyor. Ondan sonra diyor ki çok affedersiniz evet. Kişisel verileri koruma kanunları da muhalefettir diyor. Ve en nihayetinde diyor Can Poyraz, Fatih Keleş ve Özgür Nas isimli kişiler, görüntüleri kişilerdir. Bu bir bağış kampanyasıdır. Bununla bağlısın. Bitti, gol. Artık bununla bağlısın. Bunu geri alamazsın. Montaj falan diyor montaj mu? Yok, kürtaj yok, kurgu yok, tajlar yok. Devam edelim. Montaj diyor mu? Devam edelim. Şimdi biz de diyoruz ki arkadaş biz hukukçuyuz. Bak burada 3 tane hukukçuyuz. Aa, kanun kitap mevzuat konuşuyor. 5238 sayılı Türk Ceza Kanunu ne diyor? 107. maddesi. Şantaj hakkı olan ya da yükümlü olduğu bir şeyi ya da yapmayacağından bahisle. Hani avukat meslektaşı suçluyor. Arkadaş burada neyi bekledin 4,5 yıldır? Git şikayet et. Tehdit ediyorum ben seni. Adliye orada, saray orada, Cumhuriyet Milliyet Uyumu orada. Git patlat. Bizde tehdit ediyor bu avukat de, bu ahlaksız de. Tırnak içinde üstüne gidiyorum. Bu da yok. Şimdi devam ediyorum. Avukat meslektaşımız da tabii affına mağrunen yanlış bir kenar da etmeyin. Bir takım tweetler başlıyor. Ben bunlara bayılıyorum. Anında il başkanını buldular ya. Yüklenin. Ruşen Çakırlar, Mehmet Ali Kulatlar, çok çok yayına çıktığımız isimler. Gördünüz mü gerçekleri? Utanın. Sabah baktık hepsini silmişler. Silme arkadaş, devam et. Dur arkasında. Tabakhaneye bir şey yetiştirmiyorsun. Devam et. Belge konuşuyor. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iki kişiyi ifadeye çağırıyor. Eski il başkanısı Özgür Naz. Ya Özgür Naz dedim bana bir yerden geliyor kulağımda. Baktık. CHP, İBB meclis grubunda yaptığı açıklamada Özgür Naz. Biz 100 kişi işe alıyorsak CHP'den 35, İYİ Parti'den 25, HDP, Saadet, Demokrat Parti'den de 25 kişi alıyoruz diye ifadelerde bulunan büyük il başkan yardımcısı. Bunu da canlı yayında kameralar önünde yaptılar. Yani bu kameralara aşina isimler bunlar. Çıksın beni yalanlasın. Videosu kaydı açık. Şimdi bir baktık avukat Mustafa Kemal Çiçek. Üstad'la çok yayına çıktık. Arkadaş dedi ben 11 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezin hükmî şahsiyetinin avukatlığını yaptım. Ve 30 milyon üzerinde rakam genel merkez marifetiyle gönderilmiştir. Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesiyle bakiye kısım ikmal edilmiştir. Ha ben bunu bilmem diyor hukukçu çünkü. Haricen bir rakam söz konusu yoktur. Varsa da tıpkı Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi tapularına kadar belgelerini ortaya koyarak fahş ediyor. Ve diyor ki iddia makamı gereğini yapar. Savcılık ne yapabilir? Bir. Peki. Peki değil, çok önemli. Tabii ben ki yani. Kelam bir bitireyim. Elbette siyasi partiler kanunu. Devam bak, bunu öğreteceğiz bir kere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partiler kanunu öğreteceğiz bu akşam. Ve şaka mı bu ya? Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasi partiler yasasını evet, öğreteceğiz. Tüzüklerini bilmiyorlar Faruk Aksoy, bu da şaka. Önce gidip tüzüklerini öğrensinler, sonra da kanunu öğretelim. Zaten sordu ya demin. Bunu verebilir evet, mesela yayın yasağına bir şey diyor musun işte, hocam? Ama bitireyim siz. Ya başvurular reddedildi mi? Ya böyle soru cevap bilgilenmek şimdi, isterim mesela. Şimdi çok önemli. Alınıyor mu? Böyle bir karar alınıyor mu mesela? Niçin alınmıyor? Başvurular reddedildi mi biliyor musun bunu? Şimdi ben soruyorum. Tam da Ekrem Bey'in yapmak istediği ne biliyor musunuz? Tam da burada Sayın Aksoy'un yapmak istediği. Bak not aldım. Çalıştırmıyorlar. Engel oluyorlar. Müfteri bunlar iftira atıyorlar. Ekrem'den toz alamazlar. Cezai soruşturma tehdidi. Yeni bir Saraçhane Tiyatrosu tarosu ben ekledim. CHP tüzüğü kıymetli hocam ifade etti. Şantaj montaj yok, ikrar var. Şimdi hocam çok haklı hukukçu bir soru sordu. Ya tüzüğe bir bakalım. Hocam kanun var. Kanunda mugayir tüzük olur mu? Olmaz. 2008-20 sayılı Cumhuriyet Halk Partili'nin bilmediği tüzük. Bilmediği kanun. 106 maddeden ibaret. Ekleri yürütmeyle 124 madde. Madde 1. Bu kanunun amacı siyasi partilerle ilgili yasasını düzenlemektir. Madde 66. Kameraman kardeşim. Bak sarıyla highlight etmiş avukat Cem Kaya. Bağış nasıl yapılır? Meblağ nedir? Bir yılda bir şahıs iki kereden fazla bağış yapabilir mi? Üst sınırı nedir? Yazmış. Olur mu ya? Bütün müteahhitler, bütün yeni inşaatlar siz için bağış yapıyor ya. Senede 2019 yılında her inşaat için yeni bir bağış yapıyor. Siyasi partiler kanununun 66. maddesi şunu düzenliyor. Diyor ki evet. Bankalar, finans kurumları, kamu iktisadi teşekkülleri, dernek, vakıf, kooperatifler
siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunamazlar. Bunlar dışında kalanlarsa belli bir şartlarda diyorlar. Şimdi şartlar neymiş? Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve hükmü şahsiyetlerin her biri bir siyasi partiye bir yıl içerisinde hadisenin vuku bulduğu iddia olunan tarih itibariyle 54.570 liraya geçen bir bağışta bulunamazmış. Yani Ekrem Bey ben çıkarttım 20 milyon verdim diyemezmiş. Öğretelim, devam edelim. Bağış ya da bağışta bulunanların buna ilişkin makbuz düzenlemesi gerekir. Tek istisnası varmış Erdoğan Aktaş. Banka havale dekontu varsa kanun koyucu bunu aramıyormuş. 68. madde kanun taşınmaz mal edinmeyi düzenlemiş. Genel merkez eliyle siyasi partilerin amaç ve iştigal konusuyla sınırlı olmak üzere demiş. Devam etmiş. Hazineci el koymayı düzenlemiş 76. madde. Gayri hukuki bağış teberruda hazinenin devletin müsaade yetkisini ortaya koymuş. Ve en önemli hükümlerde gelmiş 116. maddesinde ne yapmış? Tanzim edilmiş kanun koyucu tarafından ve aynen şunu ifade etmiş. Kanuna aykırı bağış, borç alınması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını emretmiş. Eğer demiş yurt dışında muhkimse siyasi partiler mali maliniz 1 yıldan 3 yıla kadar demiş. Evet. Şimdi kanun burada. Ekrem Bey diyor ya usul hatası olmuş. Arkadaş biz de hukukçuyuz burada 3 tane kıymetli hukukçuyuz. Usul esasa mukaddemdir. Baştan şunları dese edebi kelamla susarım kıymetli hocamın Halkbank'ta yaptığı muazzam savunmada olduğu gibi. Arkadaş kurgu, montaj, yasak usulüyle elde edilmiş delil ve külliyen savunmaya da inkar hususu var mı? Hayır yok. Ne diyor? Usulen arkadaşlar yapmış, yanlış yapmış. Canan'ım çağıramıyorlar çünkü. Niye? Film koptu orada. Herkes onu atladı. O Mert Canan, Dürüst Canan, Yiğit Canan, İstanbul Arlan Canan yok artık. Tırnak içinde Tukaka Canan var. Çünkü telin ettiler. Niye? Ekrem Bey'in talimatıyla farklı bir yapı oluşturuldu. O adeta mürtefi kılındı. Kemal Bey'in yanında yer aldı Canan Hanım ve Canan Hanım'ı iple çektiler. Şimdi kanun burada. Vergi usul kanunu genel tebliği Avukat Cem Kaya çalışmış 30 Aralık 2023 sıra no 556 14.000 TL'yi aşan her rakamında şüpheli rakam olduğunu ifade etmiş. Kıymetli hocamın ifade ettiği vergi usul kanununa muhalefet kısmını düzenlemiş.